şuradan sizi uğurlayacağım. Şimdi bir de bir karı koca biliyorsunuz. Daha doğrusu Bülent Yücel bize başvurmuştu. Ve Bülent Yücel de ben 20 yıllık eşim beni defalarca aldattı. 3 yıldır da hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. Bu yuvanın artık kurtulma olasılığı yok. Boşalmak istiyorum. Lütfen eşimi buraya getirin, bulun. Ben de boşanacağım demişti. Şöyle Bülent'i bir çağıralım. Arkasından da eşini çağıracağız. Bakalım önce bir yüzleşmek istiyorlar. Arkasından uzlaşıp boşanacaklar mı? Boşanacaklarsa hukuki desteği de biz kendilerine veriyoruz biliyorsunuz. Bülent Yücel buyursunlar gelsin lütfen. 4 çocuk babası. Bülent Bey buyurun. Bülent Beyciğim sizi sol tarafa alayım ben. Tamam. Solda olun lütfen. Evet, dün neler konuştuk bir hatırlayalım. Sonra arkasından da sevgili evet. Sakine'yi çağıracağım. Hatırlatması girsin lütfen. İhaneti oldu bana. Şu mesajı hala unutmadım. Ben de seni görmezsem deli oluyorum aşkım. Eşinizin sizi aldattığını, defalarca aldattığını nasıl anladınız? İlk önce 2009 yılında İstanbul'daydık. Bir şahısla Erkan isminde evet. bir uyducu. Ben de Kıbrıs'taydım. Ha. Geldim eşimin telefonunda. Ben de seni görmezsem deli oluyorum aşkım. Sizi kaç kez aldattı? İnanın ben de sayısını bilmiyorum. Kıbrıs'ta beni götürdü, aç bıraktı. Ne? Susuz bıraktık. Çalıştığı paraları kumara bastı. Benim çocuklarım bu. Kızımı konuşturabiliriz o. Biz tuzlu suyu içtik. Aldattım ama neden diye mi soruyor? Yani, evet, bir defa aldattım. Bir defa aldattım. Ondan sonra beni her önüne gelenin aldatıyor diye bana ağza alınmayacak hakaretle bana şiddet uyguladı. Çocuklarımın gözü önünde boğmaya kalktı, bakın. Balkondan atmaya kalktı. Bulaşığıma kadar yıkayan, yemeğin kadar yapan, bir dakika. Her şeyini yapan, dolu dolu gelen, her şeyini, senin yemeğini bile önüne koyan. Yazın çalışıp kışın yatıyorsun. Ben kışın mı? Kışın ben ne zaman yattım söyleyebilir misin? Ben evi geçindiriyorum evi. Sen mi? Kirayı ödüyorum, suyu ödüyorum. Bilem Hanım bakın çocuğunun staj parasını bile elinden alıp ben çocuğuma gizli gizli staj parası veren bir insanım. Dürüst olsun. Bir kere dürüst olsun. Bülent seni aldattı mı? Evet. Üstüme bile evlenmeye kalktı. Oraya geleceğim Bilem Hanım. Hamileydim. Ondan sonra Canan diye. Ne? Evet Canan. Benim Canan diye bir hayatımda olmadı ki. Sibel. Sibel mi? Sibel diye bir kadını. İki kız kardeş evleneceğim diye kandırmış. İki kız kardeş aynı anda. İki kız kardeş. Bilem Hanım korkuyorum artık. Son nefesime kadar da olsa her şey çıkacak. Bülent Bey 20 yıllık eşiyle inanılmaz bir yüzleşme yaşadı. Fakat maalesef küfürlü konuştukları için yayın sessiz gitti. Birçok şey anlamadığınızı tahmin edebiliyorum. Sizden çok rica ediyorum Bülent Beyciğim. Dünkü sonuçta olay için özür dilerim. Ben ulusal biraz bir yayın yapıyorum. Üslubunuza çok dikkat edin. Sonuçta ne olursa olsun sizin 20 yıllık eşiniz ve aynen. 4 çocuğunuzun da annesi. Aynen. Sakine Hanım gelir misiniz lütfen? Gel Sakineciğim. Seni tam karşıya alayım. Bir şey söyleyebilir miyim? En uca, en karşıya köşeye alayım. Didem Hanım. Lütfen sen de konuşmalarına dikkat et Sakine. Ben de onun 4 çocuğunun babasıyım. Aynı şekilde 4 çocuğunun babası. Ona da söyleyeceğim. Bak ben söylemeden lütfen bir şey de rica ediyorum sizden affınıza sığınıp konuşurken sözümün kesilmemesini istiyorum. Ha, ama Sakine de konuşacak. Biri söz veriyorum hiç müdahale etmeyeceğim. Yani. Söz veriyorum. Ben ama Sakine. Ama cevap hakkımı kullanacağım tabii. Hayır Halicim o yüzden tamam. buradasınız. Hepiniz o yüzden buradasınız. Sevgili Sakine. 20 yıllık eşin değil mi senin Bülent? 27 yıllık. Özür dilerim 27 yıllık. Ve 4 çocuğunun da babası. Evet. Tamam. Şimdi zaman zaman kötü alışkanlıkları olmuş. İşte kumar oynamış vesaire bunları kabul ediyor. Ama ben şunu anlamadım. Ya evle ilgilenmedi vesaire tuzlu su içtik. Ya bayağı bir yoksulluk mu yaşadınız? Yani çok zor dönemler yaşadık. O yüzden ben aldattım deyince ben ikisini yan yana çok oturtamadım özür dilerim. Ya şimdi, tuzlu su içtik o yüzden aldattım ne demek? Hayır şimdi... Didem Hanım, buyur. Kendisi çok sorumsuz bir insan, kumar bağımlısı ve hala oynayan bir insan. Şu an bile Kıbrıs'ta. Evet. Sürekli Kıbrıs'a gidiyor, sürekli Kıbrıs'a gidiyor. En sonunda ben de gittim, çocuklar aldım. İstanbul'da yaşıyordunuz normalde. Adana'daydım. Adana'da yaşıyordunuz. Ondan sonra gittik, eve bakmıyor, kiraları vermiyor. Biz çok sefalet çektik. Peki. Kendisi bana bir gün dedi ki, ben dedi... babalarıysam sen de annelerisin dedi. Git dedi.
bul dedi, sen de bul. Ben de o zaman arkadaş... Neyi bulmanı istiyor senden? Para. Para bulmuş. Evet. Çalış mı diyor, parayı nereden bulacaksın? İşte ben onu anlamadım. Ben ne demek istediğini anlamadım. Sonra arkadaşım vardı benim bir tane, çalışıyordu hastanede. Dedi gel benim yanıma çalış. Bir yaşında çocuğum var, bırakacak kimsem yok. Annem yok, kimse yok. Peki seni anlayabilmemiz için evde bayağı bir yoksulluk mu yaşadınız? Yani evet. Tuzlu su evet. İçim derken, yani deniz suyu mu içiyordun? Çok özür dilerim yani. Kıbrıs'ın sularında tuzlu su akıyor. Normal ha, çeşme suyu akmıyor. Ha, evet, biz hazır su kullanıyoruz. Hazır suyu bile almadı yani. Parasını kumarlara bastığı için hazır su bile almıyordu eve. O kadar kumar bağımlısıydı. Peki. Mecbur suları çeşme suyunda içmek zorunda kaldık ama tuzlu sular yani. Ha, onu söylemeye çalıştım. Onu söylemeye çalıştım. Peki. Sonra arkadaşım dedi gel dedi yanımda işe gir dedi. Girdim işe. İşe girdim yanında aylıklı. Ben işe girince hadi bakıyordu arada bir mesela eline bir 3-5 kuruş geçti mi veriyordu. Ben işe girince onu da vermemeye başladı. Peki sen neden aldattın kocanı? Aranızdaki i̇şte, bütün duygusal şey bitti mi yani? Ne oldu da aldattın başka? Erkan diye biri değil mi o sırada? Erkan diye biriyle birlikte hayır. Oluyorsun. Hayır ne? Hayır. O İstanbul'da geçiyorsun. Erkan İstanbul'da. Kendisi zaten beni arkadaşımla, arkadaşımla bile ben yakaladım. Sizin ne? Kız arkadaşınızla mı Bülent Bey'i evet, yakaladınız? Evet, evime getirdiğim arkadaşımı misafir getirdim bu olaylardan önce. Ben zaten o zaman da soğudum. Yükselen ben yatak odasında yatarken salonda kendileri çirkin şekilde yakaladım. Peki ve o zaman rica ediyorum o şahıs dövdüm, bağlansın, bağlansın ismini de vermeden bağlansın ve bunu veyahut da görgü şahidi veya bir şahit. Sonra da kendini dilerim yani kadını dövüyorsun da asıl problem kocan değil mi? Madem bir senin yakın kız arkadaşınla beraber oluyor niye boşanmadın gitmedin peki? İşte o zaman beni engelledi Kıbrıs'taydım engelledi ben sinirlendim. Efendice dinliyorum. İstanbul'a geldim. Ondan sonra bu affettiriyor her defasında çocuklarım da ufak az diye sonra ben şok olacaksın. Her şok, defasında şok. Her defasında şok olacaksın. Yani affettiriyor. Hayatının şokunu yaşayacaksın. Peki neden affediyor? Önce o aldatmaya başlamış. Evet, her seferinde evet, affetmişsin. Neden affettin? Neden göz yumdun böyle bir çünkü şeye? Çünkü ufak Dilem çocuklarım Hanım, vardı. Bir saniye alabilir miyim özür dileyerek? Ailemde destek kıl. Avukat Hanım'a bir şey gösterebilir miyim? Ama bir şey gösteremezsin. Şu an bir şey konuşuyoruz. Lütfen yayına da müdahale etme. Eşim bir şey anlatıyor. Göstereceğiz. Tamam bekle. O belgeleri de biz önceden yayından önce görmeden hiçbir şeyi burada görmüyoruz. Yok bir şahıstan bahsedeceğim. Hiç önemli değil. Bak benim yayıncılık ilkem şu. Her şeyi ben bileceğim. Tamam. Ondan sonra ben yayına vereceğim. Tamam, tamam kardeşim. Tamam. Bana şunu söyler misin? Yani sen eşini çocukların olsa bile bu kadar seni aldatan, kötü alışkanlıkları olan bir adamla aynı evi neden paylaştın? Seni yakın arkadaşını aldatan, eve getirip misafirle aldatan bir adamı niye koca olarak kabul ettin? Didem Hanım bırakmıyor kendisi yakamı böyle. 2019'dan beri dava açmışım. Boşanmıyor ona da ki yakamı. Daha kimin açtırdığını? 2009 yılındayız. Kimin açtırdığını o davayı da söyleyeceğim ya az sonra merak etme. Peki sen kocan seni aldatınca defalarca kocana nispet olsun diye mi sen onu aldattın yani? Hayır kocama nispet olsun. Aşık mı oldun birine? Hayır ben işe girdiğimde arkadaşımla ben onun arkadaşıymış. Ha. Bana arkadaş olarak şey yap dedi yani konuş dedi zaten bu eşinden hayır yok boşan. Konuş diyen kim yaz? Benim arkadaşım. Ha, arkadaşın konu o seni yönlendirdi. Yani konuştukça batıyorsun. Dedi batıyorsun. Bir aile dostu konuştuk. Gel boşuna çeneni yorma bütün her şeyi de sana açıklayacağım birazdan merak etme. Ya sen çok batacaksın. Konuşma. Burada her şey çıkmadan o imzaya söz verdim Didem Hanım'a. Buraya geleceğim 3 saniye kalemi alıp atmak. Şerefime bütün o... Atacağım için, o imzayı. Şimdi 3 yıldır atacağım. Sizi 3 yıldır sizi bulamadı yani. Sana o şoku yaşatacağım burada. Bir dakika karı koca 3 yıldır birbirini bulamadıkları için biz seni getirdik buraya. Sen de boşanmak istiyorsun, o da boşanmak istiyor. Bir protokol hazırlayalım dedik. İmza atma diyor Bülent. Her şey burada çıkacak. Neden peki imza atmıyorsun? Madem söz kötü verdim. Bir kadın. Hayır. Ben burada buraya çıktıysam bu iddiaların altında kalmam. Kanıtlarım kabul edecek. Burada bak şunu da söyleyeyim. 3 yıldır da neler yaşandığını kaç ihaneti bilmiyorum. Sadece bir yazışma ve bir buluşma şüphesiyle kaldım. Şimdi konuşayım. Konuş. Soyadını vermeyeceğim. Beran denen şahsın. Ben nereden biliyorum? 4 sene ceza. Madde hayat... bağımlı. Onunla aynen. Beraber. Bu şahsın düz işçi olduğunu filan tekstilde çalıştığını. Bu insanla orada oturup muhabbet edip hayatıma hiçbir kadın girmedi demesini nereden biliyorum?
Ve senin onunla beylik... Bekle. Efendime ya söyleyeyim. Senin aklın bir kere çıkmış. Bekle çıkmış. Sen o Beran denilen şahsın cezaevinde 4 yıl kalıp kalmadığını araştıracaklar. Kalabilir insan hayatı beni ilgilendirmez. Orada dur. Ben bunu kimden öğreneceğim? Ben hayatımda hiçbirinin yanına senin gitmemişim. Senin aklın anca böyle şey. Çoluğuna çocuğuna karışmıyor aklın. Dinlemedim. Çalışmıyor. Kıbrıs'taki o şantaj sesini duyduğum ana, yani artık bitirelim şu konuyu dediğim. Ben izinle bir açıklayayım onu izleyicilere. Şöyle Sakineciğim, sen o kişiyle birlikte olduktan sonra, kocanı aldattıktan sonra o kişi seni tehdit etmeye başlıyor. Evet öyle oldu. Evet, bunu sen mi duydun Bülent? Affınıza sığınıyorum. Tamam canım. Bu bir yıllık messenger görüşmem ve üzerine kaç tane değiştirdiği ve bunu... Vereceğim arkadaşlara, teslim edeceğim. Bir yıllık içinde hakaretler, ne var? İftiralar, sen bakıp özetler misin? Ne şunu var? Kim isim vermeden var? Bana. Benimle sözde birazcık arası iyi. Bunu da akşam aklıma geldi Allah'tan. İsim vermeyin. Ben titriyorum biraz tamam, size. Tamam lütfen. Filan filan olanlar. Ne ya? Sen bana özetler misin? Filan tekstilde olanlar için beni, ya... beni yargılamayacaksın değil mi? Ben ne diyorum? İyi niyetime bakın. Ne oldu? Neyden bahsediyorsun? Sen rüya görmüşsün. Ben hatırlamıyorum. Bir kabus. Bülent Beyciğim, bir şey rica edebilir miyim?